Babamın bir doğum gününde önüme bir kağıt alıp Can Baba'nın o güzel satırlarını yazmıştım. Hayatta ben en çok babamı sevdim. Tabii benim babam bir esnaftı. O yüzden çağın en güzel gözlü marif müfettişi yerine çağın en güzel gözlü esnafı yazmıştım. Uzun süre çekmecesinde sakladığını hatırlıyorum. Tabii Can Yücel bu güzel şiiri babasına yazmıştı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin eğitim rönesansını yapan Hasan Ali Yücel'e. Bugün ölümünün 60. yıl dönümü ve ben de onu anmak istedim. Ruhu şad olsun. Hasan Ali Yücel eğitimin içinden gelen bir milli eğitim bakanıydı. Öğretmenlik, okul müdürlüğü, müfettişlik bunların hepsini yaptıktan sonra İzmir Milletvekilliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim tarihine geçen o Milli Eğitim Bakanlığı koltuğu. İsmail Hakkı Tonguç ile beraber geliştirdikleri köy enstitüleri projesiyle 27.615 öğretmen yetiştirdi. Amaç, Cumhuriyet inkılaplarını göz önüne alındırarak köy için köye yardımcı olacak, köyde liderlik vasıfları üstlenecek, üretime katkı verecek öğretmenler yetiştirmekti. Nobel ödüllü Aziz Sancar, ben Cumhuriyet eğitim devriminin bir eseriyim der ve benim öğretmenlerim köy enstitüleri mezunuydu. Onların çok faydasını gördüm. İşte 1940'larda yapılan bir yatırım ileride Türkiye Cumhuriyeti tarihine nasıl bir ödül getirdi buradan görebiliyoruz. Sadece köy enstitüleriyle kalmadı iş. Yüzlerce eseri tercüme bürosunda Türkçe'ye çevirtip yayınladı. Köy okullarına gönderdi. Düşünsenize 1940'larda bir çocuk Dostoyevski okuyor, Sokrates okuyor. Görüşü, bakışı, vizyonu nasıl değişmiştir? Ayrıca devlet tiyatroları açıyor, sanata, operaya önem veriyor. Ankara Üniversitesi konservatuvar bölümünü açıyor. UNESCO kuruluşunda imzası olan birisidir Hasan Ali Yücel. Ansiklopedi bile çıkartan Hasan Ali Yücel'in hayat hikayesini anlatan Geçtiğim Günlerden kitabında o güzel gökyüzü zevkinden bahseder. Hala berrak bir gecede çoban yıldızını, büyük ayı arayıp bulmak en büyük keyfimdir der. Gökyüzüne olan merakının çıkış noktası belki de Einstein ve Newton'du. Onları çok sever, onlar hakkında okumalar yapardı. Ben bugün üniversitede felsefe okuyan bu filozof devrimcinin de sayesinde okuyabildiğimizi düşünüyorum. Ben bugün sadece kitap okumak değil, annelerimizi, anneannelerimizi yetiştiren eğitimin onun sayesinde Türkiye'de tohumların ekildiğini düşünüyorum. Bugün ne zaman bir Can Yücel şiir okusam aklıma Hasan Ali Yücel'le gelir. Toprağı bol olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.